Arkadaşlar şu anda Stuttgart'ın yakınlarında bir benzinliğe geldik. Yaklaşık 63 euroluk benzin almışız. Benzin de litre fiyatı 1.93. Arabamızı sizlere göstermek istiyorum. Bisikletlerimizi bu şekilde bağladık. Yolda yaklaşık 3-4 kere kontrol ettik. Ama tapa sağlam. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Tavsiye ederim böyle bir şeyi. Şöyle sallıyorum. Şöyle sapasağlam. Genel olarak arabamız da yolda gelirken bir şeyler atıştırmak için dağılsa da şöyle biraz yoğun bir yolculuk. İçeriye giriyoruz. Genelde hanıma bırakıyorum arabayı. O kullanıyor. Ben de neler anlatabilirim diye şöyle baktığımda şöyle şu araştırmaları yaptık. En başta Stuttgart'la başlıyoruz ve daha sonrasında gezimizde birçok şehre gideceğiz. Bu yolculuk kaç gün sürer bilmiyorum ama biz kendimizi ona göre hazırladık. Uzun bir yolculuk. Kamp alanlarında geçirilecek uzun zamanlarla. Umarım eğlenceli bir tatil olur ve biz de bu tatilimizi güzel bir şekilde değerlendiririz. Yaklaşık 25 dakikalık gibi bir yolumuz kaldı. 30 kilometre gösteriyor. Stuttgart'a gelmek üzereyiz. Almanya'nın birçok yeri yemyeşil, mükemmel bir doğası var. Tabii kışın her zaman yağmur oluyor ama yazın gerçekten çok güzel bir havası oluyor. Onlardan birisine denk geldik. Bir anda yağmur bastırma gibi bir durumu da olabilir ama hava inşallah bizi şaşırtmaz ve bu şekilde güzelliğiyle devam eder. Şu an hiç bulut yok ama ne olacağı belli olmaz yani. Havası bozdu mu bir anda bozabilir. Hava durumuna da baktık, pek sıkıntı gözükmüyor. Arabamızı bu şekilde park ettik. Şöyle göstereyim. Ampito şirketinden bisiklet aldık. Buranın ücreti ise 10 saati 7 euro. Tabii bazı yerlerde uyguna denk geliyor, bazı yerlerde uygun olmuyor. Bunlara ilk önce biz gelmeden önce araştırıyorduk. Şu ana kadar Stuttgart'ta yakınlarda uygun bulduğumuz yer ise burası oldu. Dediğim gibi 10 saati 7 euro. Arabamızı park ettikten sonra ilk durağımız yaklaşık 2 dakika yürüyerek geldik. Yani gerçekten gezilecek yerlerin olduğu yerde park yerimizde. Şöyle ilk gezdiğimiz yere gelirken küçük bir çeşme bulduk ve buradan su içilebiliyor. Drink basa. Burada ilk önce ziyaret edeceğimiz yer Johannes Kirche diye bir kilise. Ve bu kilisenin bahçesine girerken bizi şöyle heykeller karşılıyor. Bunun gibi birçok heykel varmış burada. Onları gördükçe de sizlere aktaracağım. Ben buradan içeriye girdiğimde mükemmel bir manzara karşılıyor beni. Onu da sizlere şöyle göstereyim. Bu mükemmel manzarayla ilk Stuttgart'ta gezdiğim yer resmen Johannes Kirche'yi görünce dedim ki bu tatil çok güzel geçecek. Bakar mısınız? Çok güzel bir göl var. Yapay bir göl. Ve bu gölü süsleyen bir Johannes Kirche. Çok güzel gözüküyor. Birçok öyle ördekler falan var. Kuğu var. Bayağı da kirli gözüküyor. Şimdi biz bu Johannes Kirche'nin etrafında, gölün kenarında şöyle bir tur atacağız. Yaklaşık burası 1-2 ay önce tadilata girmiş. Ondan dolayı içeriye girmek şu anda yasak. Şu anda kilisenin tadilatının yapıldığı yeri görüyoruz. Ama göletin etrafında çok güzel gözüküyor. Tabi bu açı değil de ilk gördüğümüz açı gerçekten mükemmeldi. Merhaba dostum. Bir şey yapmayacağım. Atladı. Evet, ilk durağımız Johannes Kirche böyleydi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi ikinci gezeceğimiz yere doğru ilerleyelim bakalım. Bu arada bu şehirde nereler gezilebilir diye gerçekten her yeri araştırıyoruz. Bu videolara gerçekten çok emek veriliyor. Eğer abone olursanız, beğenirseniz, bizimle paylaşmak istediğiniz yorumlarınız olursa bekleriz diyelim. Ve ikinci gezilecek noktaya doğru ilerleyelim. Şöyle park yeri var bakın. 11 dakikası 20 sent. Bir günlük kalacaksanız yerde 10 euro 30 sent vermeniz gerekiyormuş. Bu şekilde ücretler. Yolda yürürken çok tatlı yerler görebiliyoruz. Mesela şu arkamızdaki ev gibi. Grafitilerle çok güzel bir şekilde vermişler abi, öyle değil mi? İlerliyoruz bakalım daha karşımıza neler çıkacak. Lindner Müzesi'nden biz ilerliyoruz. Tam çaprazında üniversitenin kütüphanesi var. Bu taraftan şöyle ilerliyoruz. Bu gördüğünüz yerler üniversitenin arazisiymiş. Yemyeşil, çok güzel. Ben de Uludağ Üniversitesi'nde okumuştum. Bizim ilgimizi çeken şöyle bir güvercin evi var. Birçok güvercin gerçekten ev olarak benimsemiş. Şuraya baksanıza. Şurada bir güzelge var. Bu bir yer. Bu şekilde evler yapmışlar sırf güvercinler için. Baksanıza ya. Çok güzel. Bir bidon gibi bir şey de koymuşlar. Ne için bilmiyorum ama buraya da görevlinin çıkabilmesi için bir merdiven hazırlamışlar. Yukarıda çıkabilecek herhangi bir problem, kavga, kargaşa gibi yerlerde sanırsam görevli müdahale ediyor. Şu heykellere bakar mısınız ya? Mükemmel. Şu örtüyü falan çok güzel yapmışlar ya.
Üniversite arazisinde bulunan ağaçlar da çiçeklerini açmış. Şu anda ben bu videoyu çekerken Mayıs ayındaydık. Çiçekler açmış. Gerçekten çok güzel duruyor ağaçlarda. Şu anda arkamda camdan yapılmış bir küp görmektesiniz. Burası Stuttgart'ın sanat müzesiymiş arkadaşlar. 2021 yılında ise en iyi sanat müzesi seçildiğinden dolayı şurada tepede sarı bir işaret var. Museum des Jahres 2021 yazıyor. İçeri girmek isterseniz, ücretleri, özel koleksiyonu görmek istiyorsanız 11 euroymuş. Stuttgart diye bir kart var. Eğer onu satın alırsanız eğer günlüğü 24 euroydu. Buranın da içerisine girip başka diğer müzeleri de gezebilirsiniz. Şu anda da meydandayız. Şöyle çok farklı yerler var. Turistlerin genel olarak geldiği yerlerden. Şöyle daha farklı yerleri göstereyim. Bugün tatil olduğundan dolayı boş. Yani bu sessizliği seviyorum ben de. Birçok yaprak döküldüğünden dolayı da insanlar çalışma yapıyor. Maalesef cızır cızır sesler de var. İyi yönleri kötü yönleri var. Sanat müzesinin orada bir tane adam var. Belli bir para koyuyorsunuz ortaya. Onun karşılığında onunla satranç oynuyorsunuz. Çok güzel bir etkinlik. Videosunu çekebilir miyim dedim. Bu videoyu çekebilmen için 5 euro oraya atman lazım dedi. 5 euro mu? Sadece gideceğim, şöyle bir etkinlik yapılıyor diyeceğim. Ve onun videosunu çekeceğim. Ücretini bana 5 euro dedi. İnanamıyorum ya. Gerçekten inanamıyorum. Sanat müzesinin hemen yanında şöyle kocaman bir pasaj bulunuyor. Şu anda bulunduğumuz yer ise Saray Meydanı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şöyle kocaman bir alana sahip. Burada bir tane çeşme var ve şurada da bir tane daha çeşme var. Yukarıya ise bir jubileum sütunu geçiyor. Sesim nasıl geliyor bilmiyorum ama rüzgar da var. Bu havuz 1860 yılında buraya yapılmış ve 1. Wilhelm adına yaptırılmış. İki tane havuz. Heykeller falan var. Balıklar burunlarından su atıyorlar. Ağızlarından su atıyorlar. Böyle yukarı doğru çıktığımızda ise aslanlar ağzından su atıyor. Şu anda rüzgar olduğundan dolayı bana doğru geliyor. Kameraya doğru da geliyordur illaki. Şu anda gördüğünüz saray arkadaşlar yeni saray. İhtişamlı bir saraymış. Şöyle baştan aşağı bir göstereyim. Kocaman bir saray. Burası yeni saray. Arkada görülen ise eski saray. Onu da açıklayacağız. Şimdi bizim rotamız farklı bir yerden devam edip sonradan oraya geleceğiz. Diğer çeşmeyi de gösterebilirim. Koca meydanı buradan görebilirsiniz arkadaşlar. İnsanlar da tabii fotoğraflarını çekiyorlar. Yeni saraydan sonra normalde rotamız farklı bir yerdeydi. Ama hanım madem gelmişiz hemen eski sarayı da bitirelim dedi. Onunla o tarafa doğru ilerliyoruz bakalım. Gittikçe farklı yerler görüyorsunuz ya, bu çok ilginç oluyor, çok güzel oluyor. Mesela şöyle hemen çeviriyorum. Şurası şehir müzesi, Landesmuseum. Şöyle çok güzel bir yapı var. Orayı da gezeceğiz çok büyük olasılık. Ama şimdi saraya doğru ilerleyelim bakalım. Şehir müzesiyle zaten birleşikler. O tarafa doğru ilerleyelim. Şöyle bir yapı yapmışlar buraya. Bir ses aldık acaba ne diyerekten. Beliebt waren aber auch Olivenöl, Wein und Fischsoßen. Burada scan yapıyorsunuz müzeye girmeden önce. Direkt internet sitesine bağlanıyor ve bunu telefonunuza indireceksiniz. Siz müzeye gezerken uygulama size neyin ne anlama geldiğini tek tek açıklıyor. Temel Devlet Müzesi'ne girmek 4,5 euroymuş. Eski kalenin içinde yer alan müzenin kökeni 16. yüzyıla dayanıyormuş. Önemli arkeolojik kanıtlarının yanı sıra Stuttgart'ın geçmişiyle ilgili zengin bir koleksiyona da yer almaktaymış. Eski kaleye girmek 3 euroymuş. Fakat şu anda açık değildir. Bugün İsa'nın göğe yükseliş günü olduğundan dolayı her yer tatil ve içerisi şöyle gösteriyorum. Çok güzel. Şuraya bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Burası müze arkadaşlar. Müzenin girişi. Şimdi gösterdiğim yerler ise buralar eski saray. Arkadaşlar sarayın da bir kilisesi var. Kilisesinin olduğu yer ise şuraya belirtmişler. 1560 ve 1562 yıllarında inşa edilmiş bir kilise. Bu da Kral Wilhelm'in heykelidir diye düşünüyoruz. Abi bakmak lazım. İnanamıyorum. Kral Wilhelm'in heykeli değilmiş. Arkadaşlar bu gördüğünüz heykel Kont Eberhard'ın heykeliymiş. Şöyle. 1480 yılından sonra burada ikamet etmiş Eberhard. Normalde bu heykelde yeni sarayın olduğu yerdeymiş. 1865 yılında buraya taşınmış arkadaşlar bu heykel. İlk gösterdiğimiz o yeni saraydan buraya taşınmış. Ama içerisi gerçekten çok güzelmiş. Hoşuma gitti benim. İçeride küçük bir restoran var sanırsam.
Şu anda Saray Meydanı'na veda ediyorum. Çok güzel bir meydanmış. Gerçekten ben çok sevdim. Yeni Saray'ın olduğu yerden ara sokaktan ilerliyoruz. Bakalım bizi hangi maceralar bekliyor. Derken şöyle çok güzel bir yere daha denk geliyorum. Stuttgart'ta şehir merkezine bu kadar büyük parkları yapmaları çok hoş olmuş. Şöyle çiçek de açmış. Burası normalde Yeni Saray'ın yan tarafı. Üzerinde bayağı bir arı var. İlerleyelim bakalım. Havuz gerçekten çok güzel duruyor. Şu anda ise yeni rotamız. Şehir tiyatrosuna ilerlerken şu şekilde heykeller bizi karşılıyor. İlerlediğimizde ise çok güzel bir havuz var. Ben bu havuz olayını Stuttgart'ta çok beğendim. Kirli ama kirli de olsa fıskiyeler falan çalışıyor ya. Çok hoş olmuş ve insanın oturması için birçok alan var. Birçok çim alan yapmışlar. Bu benim bayağı hoşuma gitti. Şimdi ise şehir tiyatrosunun olduğu yere doğru gidiyorum. Birçok insan zaten havada mükemmel. Sadece biraz rüzgar var. Rüzgar nasıl bir etki bırakacağını bilmiyorum. Mikrofona umarım iyi bir etken bırakacaktır. Şehir tiyatrosunun olduğu yere doğru ilerliyorum. Şurayı da bir şeyle kapatmışlar ama burası ne? Hiç bilmiyorum. Ne ola ki? Böyle muşambayla üzeri kapatılmış gibi de muşamba değil yani. Hani evet burada yazıyor ne anlama geldiği. Biz şimdi şehir tiyatrosunda olduğu yere ilerleyelim bakalım. Fıskiyeyi görüyor musunuz? Şöyle kameralı şehir tiyatrosunun olduğu yere doğru çeviriyorum. Çok güzel bir bina. Bu gördüğünüz yer 2. Dünya Savaşı sonrası sağ çıkmayı başaran Ender Alman opera binalarından birisiymiş arkadaşlar. Mimarisi çok güzel duruyor zaten. Burası Almanya'nın hem en iyi opera binasıymış hem de en iyi konser programlarına sahip olan bir kültür merkezi olarak kabul edilmiş arkadaşlar. İçeriye gezme ücreti var mı bilmiyorum. Evet, ilerleyelim bakalım. Başka neler var? Şu güller falan da çıkmış. Şu rengi bayılıyorum ben. Baksanıza. Dökülme zamanı bile gelmiş yani. Şuna bak. Oo, çok güzel kokuyor. Şurada. Oo, çok güzel. Küçükken biz şey yapardık. Adıyaman'da oturuyorduk o zamanlar da. Gül şerbetini ama gerçekten böyle gül koyuyorlardı içine. Şekerle. Bir şeyler yapıyorlardı. Yan tarafta bir tane teyze oturuyordu. O hazırlıyordu. Çok lezzetli bir tadı vardı. Sonra dedim ki ya çocukken bu teyze bana yapıyordu. Ben niye yapmıyorum ya falan dedim. Ben de yapmaya karar verdim gül suyunu. Tabii çocuk aklına ne koyacaksın içerisine? Şeker. Bildiğin dışarıdan topladığım gül yaprakları. Ve suyu koydum işte içerisine. Bekledim nasıl olacak falan diye. İçmeye karar verdiğinde içemedim döktüm. Nasıl yapıyordu bilmiyorum ama ben içememiştim. Aynı şeyi bir de şeyde yaptım. Kendim üzüm kuruttum. Kurutmaya çalıştım. Dedim ki ya millet yapıyorsa ben de yaparım ya. Kendi üzümümü kendim kurutmayı düşündüm ve aldım üzümü serdim güneşe. Güneşte bekle 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 bekle. Kaç gün bekledim bilmiyorum. Üzüm kaldırma deniyor bizim sahilde ona. Hani millet 6-7 gün duruyor hemen kaldırıyor. Ya kardeşim benim üzüm niye kurumuyor ya dedim. Anneme falan söylemiştim. Oğlum onlar özel bir şey koyuyorlar içerisine. Ondan dolayı kuruyor falan demişti. Yani o işi de becerememiştim. Elimi yüzüme bulaştırmıştım. Biraz bir dinleyelim. Yorulmuşuz. Yeni rotada görüşmek üzere. Şehir merkezinden şöyle dışarılara doğru biraz daha ayrılıyoruz. Kuş seslerini duyabiliyor musunuz? Merkeze bu kuş sesini alamamıştım. Tabi illaki insan kalabalığı şudur budur oluyor. Alamamıştım ama acayip bir kuş cıvıltısı sesleri oluyor şu an çıktığımız yerde. Ve şu anda biz merdiven çıkıyoruz. Bizim yaşadığımız yerde çok fazla balkon yok ama bunların balkon kültürü varmış ya. Bu aşağıya doğru inince. Stuttgart hep bana uzakmış gibi geldi. Şöyle söyleyeyim. Ben yukarı taraflarda oturuyorum biraz daha Almanya'da ama hiç daha önce ilk önce şurayı da göstereyim daha sonra ne kadar belli olacak bilmiyorum. İleride televizyon kulesi var. Oraya gitmeyeceğiz. İleriden göstermiş olalım. Oradaki gördüğünüz kule televizyon kulesi ve içine girilebiliyor. Kuleye çıkmak 10,5 euro. Bununla ilgili de eleştirilerimi yapayım. Ben normalde sevmiyorum televizyon kulesine çıkmayı. Çünkü asansörle normal çıkıyorsun. Geri iniyorsun. Yaklaşık içeride de yukarıda 15 dakika falan durursun en fazla. Daha sonra geri iniyorsun. Ha, oraya gidip bir kafeye oturabilirsin. Bir şeyler yiyip bir şeyler içebilirsin. Ama klasik hani Türkiye'deki sistem gibi 1 euroluk şeyi sana 4 euroya 5 oraya satıyorlar. Geriye yok yani. Tabi öyle bir yerde fiyatların öyle olması çok normal. Ama diyorum ya oraya çıkmak için de belli bir miktar para veriyorsun zaten. Çıkıyorsun ve giriniyorsun. Ama şeylere çıkmayı çok seviyorum bak. Kilisenin tepesine çıkmayı ve şehri oradan görmek çok ayrı bir güzellik katıyor yani. Belçika'da bu organizasyonu yapıyorduk ve güzeldi. Bakalım gittiğimiz şehirlerde yine kilisenin tepesine çıkmaya çalışacağız. Bulabildiğimiz izin verilen varsa çıkmaya çalışacağız.
Evet. İnsanlar da saygılıymış. Bu şekilde görmüş olduk. Şu anda bir Söğüt Tepe'ye doğru çıkıyoruz. Bayağı bir merdiven çıkıyoruz arkadaşlar. Hedef nereye doğru bilmiyorum. Bakalım. Oygun Plaza'ya doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Buraya çıkanlar için evet merdiven varmış. Gezeceklere duyurulur. Kelimeler de biraz zor dönüyor. Ben bir şey anlatıyordum. Evet, ön tarafında falan oturuyoruz biz. Bu taraflar hep uzak geldi bana. Bu taraflara gelmeyi düşünmedim. Ama güzelmiş. Balkon olayı bizim o taraflarda pek fazla yok. Burada var mı? Ama burada tarihi evleri çok fazla görmedim şimdi. Bakalım gezelim. Belki çıkacaktır karşımıza. Şu ana kadar görmedim. O meşhur Alman evleri falan var ya. O şekilde göremedim. Stuttgart dedim hep bize uzak kalıyor. Hep bu Çakallarla Dans diye bir film var ya. 5'i falan çıktı gidiyor. Orada bir şu Stuttgart diye bir şey var yani. Bütün parayı şu Stuttgart yedir. Bütün hepimiz yattık o zaman yani. Şu Stuttgart da bende yattı. O vakitten sonra şu Stuttgart bizim için bitmiştir. Evet. Böyle sulu yere doğru gidiyor demiştim de. Bakın buraya çıkıyormuş. Yukarıda da bir heykel var. Köpeği seven bir insan. Evet şimdi buradan yukarıya doğru çıkacağız. Bakalım daha neler bekliyor bizi. Benim hanım yarı yolda kalmış. Gelemedik mi? Arkadaşlar Karayip Korsanları'nda hani böyle bir kafa vardı ya. Aynı ona benziyor o suyun çıktığı yer. Bayağı da şiddetli. Evet yolumuza devam edelim bakalım. Sana seçtim. O tarafı da hanım seçti. Bakalım ilerleyelim bizi nereye çıkartacak. Yeşilliklerin içerisinden gidiyorsun. Yemyeşil çok güzel. Yani ben bu eyaleti Baden-Württemberg'i hani gelmiştim. Freiburg falan gezmiştim doğru. Orası da güzeldi. Almanya'da yaşayan olabilecek en güzel şehirlerden birisi hangisi derseniz eğer. Ben buna ilk 3'e şu anda Freiburg'u koyuyorum. Gittiğim şehirlerde, gezdiğim şehirlerde ki bayağı bir şehir gezdim. En azından batı tarafını bayağı gezdim. Ben kesinlikle Freiburg'un yaşanacak şehirlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bir diğeri Mainz, bir diğeri ise Bremen. Benim favori 3 şehrim şu anda Almanya'da bu. Eğer bunlardan bir tanesi çıkartır ve yenisini koyarsam yine videolarımdan belirtmiş olurum. Evet, tepeye doğru çıktık. Şu anda eski sarayın olduğu yeri görüyorum. Yeni sarayı pek göremedim. Ağaçlar engel oluyor. Sadece onu gördüm şimdi yukarıda. Baksanıza ya o kocaman ağaç. Normalde şu ağacı ormanlarda falan böyle göremezsiniz yani. Köklerini pek derine salamıyorlar. Böyle yıkılıp gidiyorlar belli bir müddet sonra. Bu ağaç bayağı ihtişamlı ve büyük gözüküyor. İleride çok farklı kiliseler varmış. Arka taraf Augenplatz meydanıymış. Şimdi meydanın olduğu, isminin geldiği meydana doğru geliyoruz. Evet burada içme suyu varmış arkadaşlar. Şimdi bunun ben tadına bakacağım. Almanya'da bazı yerlerde su çok kireçli. Bazı yerlerde güzel oluyor. Buranın da tadına bakacağım. Kesinlikle. Paris'te çok kötüydü. Yani öyle bir rüketliydi içemezdim yani o suyu ya. Gerçekten kendime hakaret ediyor gibi olurdum ya o suyu içsem. İçemezdim zaten. Ya bu suyun bir gideri var. Evet arkadaşlar şöyle tepeden manzarayı sizlere göstereyim. Aşağıdan göstermiş aslında. Şöyle yukarıdan göstermem daha bir hoş olacak. Freiburg'da da böyle bir tepe var. Tepeden daha net şekilde izlenebiliyordu. Şöyle göstereyim. Tepeden izlemek güzel yer. Eski kalenin olduğu yeri gösteririm. Şurada da bir tane adam bak var ya üzüm boya yapmış. Bazı insanlar var dostlar. Şeyde de vardı. Trier taraflarında falan da vardı. Bazı insanlar sırf böyle üzüm ekiyorlar ki kendi şarabımı yapayım diyerekten. Hani başkasının yaptığı şarabı beğenmez de kendi şarabını yapar ya. Bizim Salih'de de vardı. Şems amcam vardı. Kendisinin bir bağı vardı. O bağı kendisine özel şarap yapabilmek için veya kendisine özel başka alkol türevleri yapabilmek için bağı vardı yani. Onun gibi bir şey diye düşünüyorum şurada küçük bir bağ sahibinin de. Orgun Meydanı'nda yukarıdan manzarası bu şekildeydi. Şimdi tekrar aşağıya doğru iniyoruz hanımım. Aşağı iniyoruz. Sırf burayı görebilmek için geldik ki değdi mi? Kesinlikle değdi. Ama şu anda şu tutka ilk 3'e girebiliyor mu? Ya bence hala giremiyor. Yine rotada görüşelim o zaman. Bu sene bekletmeyelim.